Hepinize selam dostlarım. Bugün sizlerle birlikte yeni DC haberleri hakkında konuşacağız. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmadıysanız hemen videoya geçmek istiyorum. İlk haberimiz Green Lantern serisinin tekrardan çekimleri onaylandı. 2019'un sonundan beri hazırlıkları devam eden dizi, Guy Gardner ve Alan Scott karakterlerini merkezine koymuştu. Başrollerde ise Finn Wittrock ve Jeremy Irvine yer alacağı açıklandı. Ancak senaryoları da tamamlanan dizide kreatif değişikliğe gidildi. Green Lantern dizi versiyonu artık DC'nin ilk siyah süper kahramanlarından Jon Stewart'a odaklanacak. Dolayısıyla Wittrock ve Arwen'in seçildiği roller yola devam etmeleri beklenmiyor. Habere göre daha önce bütçesinin 120 milyon dolar civarına çıkması beklenen dizinin yeni bütçesi öncekine göre çok daha düşük olacak. Habere göre projenin ilk halinden vazgeçilmesinin önemli bir nedeni bütçesinin yüksekliği. Warner Media'yı satın aldıktan sonra kesinti yapmayı başlayan birçok projeyi iptal eden ya da vazgeçen şirketin Catwoman filminden de vazgeçilme sebeplerinden biri de yine bütçe olduğu düşünülüyor. Diğer bir haberimiz ise Flash dizisinin son sezonu hakkında. Dizide Red Dead karakterini Jarvis Leslie canlandıracağı onaylandı. Flash, hız sıralaması videomuzda kartlardan ulaşmayı unutmayın. Red Dead hakkında video da yakınlarda gelecek. Kanala abone olup haberdar olabilirsiniz. Son haberimiz ise Zack Snyder ve Henry Cavill ile ilgili. Zack Snyder, Cavill'ı gelecekte seninle çalışmak için sabırsızlanıyorum. Sen gelmiş geçmiş en büyük Superman'sin, dedi. Henry Cavill'ın cevabı ise şu şekilde. O sevimli bir adam ve benim için yaptığı her şey için çok minnettarım demiş. Man of Steel 2 senaryosu Zack Snyder'ın yazması yüksek ihtimal. DC hayranları bu konuda ikiye bölünmüş durumda. Birçoğu Zack Snyder'ı istemezken diğer bir kesimle gelmesini istiyor. Sizce Zack Snyder Man of Steel 2'yi yönetmeli mi? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Videoyu da burada son verelim. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşlerinizi de yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.